Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde marketten aldığım Ören Bayan Dora ip var arkadaşlar. Bu ip 100 gramı 240 metre. Bu iple size çok güzel bir model çalışması anlatacağım. Renk numarası 107. Çok güzel bir tarçın rengi. Bununla bu sağlam oluyor ve bu ipler esneme yapmıyor. %100 akrilik bir ip ama genelde patik falan yapımında kullanılıyor. Ama istediğiniz aslında motifler de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ben de çok güzel bir model çalışmasını anlatacağım. Tığla yapacağız çalışmamızı. Tulip 3,5 milim 6 yazan kırmızı saplı tığ kullandım. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Zincirlerimizi sıkı çekmemeye özen gösteriyoruz. Bakın bu şekilde. Tığın geçtiği gibi zincirimizi çekiyoruz. Bir miktar zincirimizi çekelim. Model kolay, iki sıralık bir çalışma. İstediğiniz şekilde değerlendirebileceğiniz güzel ve kolay bir çalışma. Şimdi bir tane atlıyorum, bir iki atlıyorum, üçüncüye batarak sık iğne yapıyorum. Dolamadan batıyorum. İkisi hepsini bir çekiyorum. Dolamadan batıyoruz ve hepsini birden bir kere de çekiyoruz. Bir sıra sık iğne yapalım. Sonra modelimize başlayalım. Model iki sıralık bir çalışma, kolay ve güzel bir çalışma arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam Orgo Hocam YouTube'a gönderirseniz ben de elimden geldiğince hikayemde paylaşmaya gayret ederim. Bu şekilde bir sıra sık iğne yapalım ve sonra modelimize başlayalım. Model söylediğim gibi güzel ve kolay bir çalışma. Dolamadan batıp ikisini birden çekiyoruz. Bu şekilde bir sıra sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle geri döndüm. Tığımı 1, 2, şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirle geri döndüm. Tığımı 1, 2 kere doladım. Şu ilkine batmayıp şuraya batarak başlıyorum. 1, 2 de çıkarıp bekletiyorum. Tığımı doluyorum. Şimdi yanındakine geldim. 1, 2 de çıkarttım. Beklettim. Tığımı yine doladım. 1, 2 de çıkarıp beklettim. Tığımı gene doladım ve 4 tane böyle yarım trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımda da şu normal ilk ilmeğimiz, bir dolamamız ve 4 tane ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeği bu şekilde birden bir kere de çekiyorum. Sonra 1, 2 de çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu 4 ilmeğin bu şekilde giriyorum. Buradan alıp 1, 2 de çıkartıyorum. Yine aynı şekilde içine girip 1, 2 de. Burada 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi tığımı 2 kere doluyorum. Altta 1, 2, 3, 4 taneydi. Şuradaki ilmeğimizi, ilk ilmeğimizi şu şekilde giriyoruz. Bakın şöyle ikisinin arasına, boşluğuna girip buradan 1, 2, 3, 4. Şimdi yine iki kere doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneden devam ederek 1, 2 bekletiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2 tığımı doluyorum. 2 oldu. 3, 4. 4 tane olduktan sonra hepsini çekiyorum. 4 tane ilmeği, sonra 1, 2.
tığımı doluyorum. Bu dört ilmeğimizin şöyle giriyoruz. Bir, iki de çıkartıyorum. Bu şekilde girip şunu hemen buradan yapmayın. Şöyle hafif kaldırarak burada üç tane olduktan sonra tığımı iki kere dolayıp bunu da bu şekilde girip bir, iki, üç, dört. Tığımı iki kere doluyorum. Hemen yanındakine devam ediyorum. Kolay ve zevkli bir çalışma arkadaşlar. Bununla yeleği, kırka, bluz yapabilirsiniz. Ben bu iple anlattım ama istediğiniz iplerle de örebilirsiniz. Bakın hepsini aldım. Bir, iki de çıkartıyorum. Çok güzel kelebek şeklinde duruyor. İkili trabzan. Giriyorum, çıkartıyorum. Bunu hemen buradan almayıp şöyle alırsanız daha iyi olur. Bir, iki, üç tane olduğu zaman iki kere dolayıp şu ilkini şu şekilde giriyoruz. Bir, iki, üç, dört. Sonra yine iki kere dolayıp devam ediyoruz. Dört tane yan yana yarım trabzanlarımızı alıyoruz. Üç, dört. Sonra bu dördünü alıp sonra ikisini alıyorum. Tığımı dolayıp bu dörtlünün içine bu şekilde gelip onu hafif yukarı çekip bir, iki oldu. Üç tane buraya ikili trabzan yapıp sonra tığımı dolayıp bu şekilde girip bir, iki, üç, dörtlü trabzan. Sonra yine iki kere dolayıp devam ediyoruz. Bu ip normal angorayla da yapabilirsiniz. Kotonlarla, yazlık, merserizelerle, istediğiniz iplerle örebilirsiniz arkadaşlar. Ebru'lu olur, renk geçişli iplerle olur. İstediğiniz şekilde örebileceğiniz kolay ve güzel bir çalışma. 3, 4. Hemen buraya bir tane daha yapalım. Bu ön sırası bu şekilde. Şimdi arka sırasını da göstereceğim. 3, 4. Dördünü alıyorum. Sonra ikisini, sonra ikisini. Sonra yine buraya girip 3 tane olduktan sonra 2 kere dolayıp 1, 2, 3, 4. 4. Tığımı 2 kere doluyorum. Şimdi buraya da yelek veya hırkaların ön bandı için dörtlü trabzan. Bakın. Hepsini iki kere dolayıp dört de çıkararak bu yelek veya hırkaların ön bandını yapabilirsiniz. Beş tane yapalım buraya. Bakın iki, dört, beş. Şimdi beş tane zincirli geri döndüm. Tığımı iki kere doladım. Hemen bir, iki, üç, dört. Dört tane yarım trabzan yaptık. Sonra hepsini alıp iki de çıkarttık. Sonra şu şekilde girip dördünü birden alarak iki tane daha trabzan yapıp sonra dörtlü trabzan yapıyoruz. Bunu bu şekilde girerek bu şekilde sıramızın sonunda da beş tane trabzanımız var dörtlü. Bir tane zincirle geri dönüyorum. Bütün hepsine sık iğne yapıyorum. Hepsine tek tek sık iğne yapıyoruz. Bütün sık iğnelerin alttaki trabzanların tepesine batarak hiç dolamadan sık iğne yapıyoruz. Bir, hepsinde dörder tane sık iğne oluyor. Üç, dört. İki, üç, dört. Üç boyutlu bir çalışma olduğu için çok da güzel duruyor arkadaşlar. 2, 3.
Şuradaki bir tane de zincirimize batalım. Hepsine sık iğne yaparak sıranın sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle geri dönüp tığımı yine 2 kere doluyorum. Şuradakini atlıyorum. Buraya gelip 1, 2 de çıkartıyorum. Yanındakine batıyorum. 1, 2 de çıkartıp yanındakine batıyorum. 1, 2, 3 oldu. Bu da dördüncü. 4 tane olduktan sonra 4'ünü çekip ikisini ve ikisini alıyorum. Tığımı doluyorum. Bu 4'ünün içine girip 1, 2, aynı şekilde yine 4'ün içinde geçirip 3 tane olduktan sonra 2 kere dolayıp şöyle giriyoruz ve 1, 2, 3, 4. Sonra yine 2 kere dolayıp hemen hiç atlamadan tek tek sık iğnelerin tepesine batıyoruz. 2, 3, 4. 4'ünü birden alıp 2, 2 alıyorum sonra. İki kere dolayıp şöyle giriyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra yine devam ediyoruz. Bakın çok da zevkli, çok da güzel bir çalışma. Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var. Oraya basarsanız hızınızı ayarlayabilirsiniz, seyretme hızını. Benim yaptığım bütün çalışmalar arkadaşlar, oynatma listesi var kanalımın. Kanalımın ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfada ortada videolar var. Sağ tarafta oynatma listesi yazıyor. Oynatma listesine tıklarsanız oradan istediğiniz videoyu seçerek yeleği, kırk kabul üzeri sırasıyla oradan yapabilirsiniz. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar. Çünkü bazen bulamıyorum diyorsunuz. Modellerin ikinci bölümünü görüyorsunuz. Birinci bölümünü bulamıyorsunuz. Orada hepsini sırasıyla izleyerek yapabilirsiniz. Ayrıca böyle tığla ördüğüm modeller var, şişli ördüğüm modeller var. Onları da oradan bakarak model seçiminde size faydalı olacaktır. 3 tane olduktan sonra 2 kere dolayıp geri dönüp 1, 2, 3, 4. Hemen sonuncuyu da yapalım. İki, üç, dört. Şimdi iki kere dolayıp bir, iki, üç, dört. İki kere dolayıp 5 tane. Ön sırada dörtlü trabzan, arka sırada sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5. Bir tane zincir çekip, bakın, bir zincir çekip, dönüp, hemen hepsine sık iğne yapıyoruz. Hiç atlamadan bütün trabzanların tepesine sık iğne yapıp devam ediyoruz. Şimdi ön taraftan da modelimizi hemen göstereceğim. Kolay ve güzel bir çalışma arkadaşlar. Yeleği kırk kabul üzeri yapabilirsiniz. Şuraya da batıp en son zincirime batıyorum. 5 zincirle geri dönüyoruz. Arkası bakın bu şekilde.
Önü de bu şekilde. Şöyle bakın, çok kolay ve güzel, bir çok da güzel duruyor, çok da şık. Tam böyle yeleklerde, hırkalarda. Önüne bakın, beşli trabzan yaptım. İpim biraz kalın diyerekten, ama siz angora ile çalışırsanız burayı 5 değil de 7 8 yapabilirsiniz. 6 7 8 daha kalın ön bandını isterseniz, yelek veya hırkaların altına da isterseniz 1 2 sıra trabzan yapıp sonra başlayabilirsiniz. Bakın çok hoş ve çok güzel duruyor. Bunu isterseniz yandan başlayıp yana doğru da gidebilir. Yani ön, arka ve diğer ön olarak önden başlayıp böyle yanda kullanabilirsiniz. Bu şekilde de bakın şöyle. Bu da angora ile yapılmış hali. Daha ince, daha güzel, daha farklı duruyor. Bu biraz kalın, bu biraz ince. İstediğiniz şekilde iplerle yapabilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma. Harika ve kolay bir çalışma. Şöyle bakın. Kolda duruşu. Yelek veya hırkalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir çalışma arkadaşlar. 3 boyutlu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Instagram'da da Orgo Hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.